Evrim abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Direkt sorularıma geçiyorum hemen. Tamam. Göreve yeni atanan Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına ne çağrılarda bulundu ve sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani okudum bir şeyler. Evet. Sağlık Bakanı'ndan ne beklersin? İşte vatandaşla ilgilenin, kendinizi geliştirin, dünya üzerindeki doktorlara rakip olun, sağlıkçılara rakip olun falan diye beklersin. Ama Sağlık Bakanımız, edepli giyinin, dikkat çekecek makyaj yapmayın, takı takmayın, edepli giyinin, düzgün giyinin şeklinde çağrıda bulundu sağlık çalışanlarına. Sağlıkla ilgili en ufak bir tavsiyede ya da istekte bulunmadı. Bilim insanı diye bakıyoruz ya bunlar. Yani bilim insanı değil de tabii ki araştırma yapmaları lazım bunun için ama yani en azından özel bir sektör. Bu pandemi döneminde ne kadar önemli insanlar olduklarını hepimiz gördük ve yaşadık. Yani Sağlık Bakanlığı'na atanmış birisinin Sağlık Bakanlığı çalışanlarına kendinizi geliştirin, vatandaşa yardımcı olun, işinizi güzel yapın, düzgün yapın ve bu konuda her türlü desteği bizden isteyebilirsiniz demek yerine kılığına kıyafetine karışması, kılığına kıyafetine takılması. Yorum yapılacak çok fazla bir şey yok. Yorum vatandaş gayet güzel yapıyor. Ama biz bu dönemde bunu ne hikmetse her yerde yaşıyoruz. Evet. Kılık, kıyafet, edep kendilerine göre ama. Karşılarındakinin ne düşündüğüne göre değil. Kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Edepli giyinin ne demek mesela? Başlamadan, daha görevine başlamadan ya da başladığı ilk gün negatif bir notla başladı benim gözümde. Sonrasına da bakacağız. Daha büyük bombalar gelir bu bakandan belli oldu yani. Milli oyuncu Melih Demiral maç sonrası bozkurt işareti yaptı ve buna çokça tepki gösteren insanlar oldu. UEFA 2 maç ceza verdi bir de üstüne. Bununla ilgili zaten çok fazla yorum yapılıyor sosyal medyada. Bir de senin yorumunu merak ediyorum. Yapayım hay hay. Mustafa Kemal Atatürk. Bozkurt'u Türklüğün simgesi olarak ilan etmiş bir liderdir. Hatta daha öncesine dönersek 1915'lere, 1915'lerde de birçok yerde bunu görebiliriz. Basılan paralarımızın, Cumhuriyet tarihinde basılan ilk paralarımızın üzerinde bozkurt işareti vardır. PTT'nin bastığı ilk pulların üzerinde vardır. Bunu bir siyasi parti, Milliyetçi Hareket Partisi, belli bir yıl, yani belli senelerden sonra kullanmaya başladı. Ama birçok insan bunun Türklüğün simgesi olduğunu anlamayıp, bilmeyip sadece bir partinin tekelindeymiş gibi düşünüp o partiye sempati duyuyorsa o hareketten hoşlandı, o partiye karşıt bir görüşteyse o hareketten nefret etti. Yine bilinçsizlik, yine bir yani şey, çok iyi bilinmek. Melih kardeşimiz de belki o siyasi görüşte o yüzden kullandı, belki de Türklüğün simgesi olarak kullandı ki açıklamalarından Türklüğün simgesi olarak kullandığı aşikar. Şimdi yetkililerimiz açıklama yapıyorlar bu olayın üzerine. İşte Fransa'nın şeyinde horoz var. Bu sizi rahatsız etmiyor da bu mu rahatsız ediyor diye. Kardeşim bu zamanında sizi de rahatsız ediyordu. Hadi o zaman bu bir vesile olsun. Türk milli takımının formasının üzerine Türklüğün simgesi bozkurtu da koydurun o zaman. Bizim yetkililerimiz samimiyse bunu yapsınlar. Ha Avrupa'ya zaten denecek hiçbir şey yok. Amblemleri sömürgecilik üzerine bütün dünyayı yıllarca bütün ülkeleri sömürdüklerine karşı bir o amblem ondan gurur duyarlarken biz ne hikmetse Türklüğümüzün simgesinden dolayı ve bunu kendi vatandaşımıza bile çok iyi anlatamamızdan dolayı ceza yiyoruz. Almanya bence özellikle bu işte başrolde Almanya olduğu için söylüyorum. Almanya bence bizim bozkurt işaretimizle uğraşacağına Hitler'le uğraşsın, yıllarca insanları öldüren Hitler'in işaretiyle uğraşsın, Nazilerin işaretiyle uğraşsın. Hala Nazi örgütleri, Nazi dernekleri Almanya'da faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Milyonlarca insanı katletmiş bir örgüt bu zamanında. O yüzden Avrupa her zamanki gibi samimiyetsiz. Ben hep söylüyorum ya, Arap coğrafyası da bize karşı samimiyetsizdir, Avrupa da bize karşı samimiyetsizdir. O yüzden biz ortada değişik ayrı bir milletiz. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkezyle ayrı bir milletiz. Bunun da değerini bilmeliyiz. Onlar gibi değiliz. Ama bir taraftan da şunu da biliyorum. Tahmin bu. Böyle durumlar, böyle kaos ortamları bizi her zaman gaza getirmiştir. Biz akşam, bu akşam maç, bu akşam oyuncularımızın gerçekten
çok iyi mücadele edeceğine eminim ama o hırsımız bazen bize zarar verir. Biz millet olarak da öyleyiz. Onu kontrol edebilirsek farklı bir şekilde çıkarız. Benim isteğim takım finale çıksın. Finale çıktıktan sonra olur da kupayı da alırsak hepsi dönsün Bozkurt yapsın. Net söylüyorum. Lütfen bunun amblemini ne anlama geldiğine bakın. Bir siyasi partinin temsili değil. Bunu bilmek lazım. Evet, İlber Ortaylı da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dileyenler ona bakabilirler ve tarihini oradan görebilirler. Ben de izleyeyim, izlemedim. Evet, yazılı bir açıklama öyle yaptı. Öyle mi? Okuyayım o zaman. Çok güzel açıklamıştı orada. İlber Hoca açıklar ya. İlçemizde emniyet personeli artıyor mu yoksa? Evet, artıyor. Artıyor. Sağ olsun Kaymakam Bey, Seferihisar Kaymakamı nazik bir davette bulundu. Çay içtik birlikte. Burada bahsettiğimiz konularla ilgili gelişmeleri anlattı. Çiçek Adası yangını sırasında izinde ve ilk defa izin kullandığını ama telefonla sürekli takipte olduğunu, hatta kendisinin de hani ormana bayağı baskı yaptığını ama işte gece uçuşu olmadığı için, öyle bir özellikle helikopter olmadığı için, olanların da başka görevde olduğu için getirtemediğini ve çok üzüldüğünü anlattı. Sonrasında da burada yani 10. köyde konuştuğumuz meseleleri konuşma fırsatı bulduk kendisiyle. İki şey söyledi yani bu konuyla ilgili. Bir defa dedi vali beyle görüştüm, tekrar dedi görüşeceğim. Personel isteyeceğim buraya. Ama dedi buraya personel konusunda da biraz sıkıntı yaşıyoruz dedi. Lojman olmadığı için dedi gelen insanlar buraya dedi kirayla gelmek zorundalar. Evet. Yani polislerin maaşı belli, Seferihisar'da da kiralar belli. Açıkçası çok dedi cazip değil, yani gelmek istemiyor birçok insan dedi ama bir şekilde çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Vali Bey'le bir daha görüşeceğim. Yaz döneminde de ondan sonraki dönemde de kalıcı olarak Seferihisar'da polis sayısını arttıracağız. Yetersiz olduğunun ben de farkındayım dedi. Ben de bunu buradan yani Seferihisar'da bu konuyu çünkü çok fazla insan işte trafik asayiş konusunda yeterli kalmıyor polis diye biliyorsun şikayet ediyordu. Biz de buradan ya sayı yeterli değil. 100 tane polisle 500 bin, yazın 500 bin üzerine çıkan bir ilçeye bakmak kolay değil diyorduk. Yetkililer de bunun farkında. Dile de getirdiğimiz için teşekkür ettiler. Gerekli girişimleri de yapıyorlar. Umarım en kısa sürede Seferihisar'da polis sayımız artar. Yani artacakmış öyle söylendi. Süper bir gelişme. Diğer soruma geçiyorum. Tunçer ve Tunçer'in tarım müdürünün 200 dönüm lavanta olduğunu iddia ettiği yer aslında 20 dönümlük bir lavanta, dikili lavanta yeriymiş. Hı hı. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Yani şöyle, zaten orada lavantayı diken hanımefendi bunun açıklamasını yaptı bana. Yani 150 dönümlerden, 200 dönümlerden falan bahsediyorlar ama alakası yok. 20 dönüm bir lavanta var dedi. Dikileceği iddia edilen yerlere dikilmedi dedi. İşte hasat alımı konusunda garanti vermiş olmalarına rağmen her sene beni zorladılar. Açıkçası ben telefonla sürekli arayıp almaları konusunda telkinde bulundum. Almayacaksanız beni böyle zorlayacaksanız sökeyim, enginar dikeyim, işteyse para kazanayım dedim ve o dönemki büyükşehir yönetimi aman dur bekle alacağız falan şeklinde bir oyalama şeyine girmişler. Hani şöyle söyleyeceğim. Çok artık böyle Tunçer'in ekibi falan çok konuşmak istemiyorum. Çünkü nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Bir de ben onların şeylerine alışım, sistemlerine, taktiklerine alışım. Yani bir yerin haberi yapılır, şaşası yapılır ama sonra devamı gelmez. Dönsek bundan 15 sene önceye. Tekstil atölyesi, milyonlarca para harcanarak alınan makineler tekstil atölyesi ne oldu diye sormam lazım. Çözüm otobüsü ne oldu diye sormam lazım. Avrupa Birliği'nden gelen paralar, projeler ne oldu diye sormam lazım. İşte ODTÜ'ler, Harvard'lar bilmem neler ne oldu diye sormam lazım. Ama bunların hepsinin göstermelik ve onları bir yere taşımak için taşeron haberler olduğunu zamanla hepimiz anladık. Burada da yani 20 dönüm, 200 dönüm bir sıfır fazla kaçırmışlar. Onların yapabileceği bir şey bu. Ama hani bir lavanta festivali yapılıyor sonuçta değil mi? Yani lavantanın bir festivali var. Bu anlamda yani lavantaya da bir destek verilmesi gerekiyor. Yarım yamalak bir şeyler yapılmış daha önce anladığım kadarıyla. Bundan sonra da yani muhtemelen düzelir. Ama üretici, oradaki üretici şikayet ediyor açıkçası.
Yani pazar bulamadığı için. Ulamış da bir yerde, Ulamış Kooperatifi'nde zannediyorum hasat yaptırıyormuşsun. Tam ayrıntılı bilmiyorum, yanlış bilgi vermeyeyim. Orada da sıkıntılar yaşıyorlarmış, problem yaşıyorlarmış. Dediğim gibi şenliğini yaptığımız lavantanın 200 dönüm değil 20 dönüm olduğunu, bir işte birkaç dönümde bir yerlerde dikiliymiş. Yeterli olmadığını öğrenmiş olduk. Enteresan bir durum yani. Daha önceki yönetime, yok olup giden yönetime tam yakışan, ona ve ekibine tam yakışan hareketler bunlar. Her şeye göstermelik. Ben o zaman diğer soruma geçiyorum. Tamam, geç geç. Çok da artık bunlarla ilgili çok da soru sormazsan, gündeme getirmezsek sevinirim yani. Peki, mesaj alındı. Eski AK Parti ilçe başkanı ve şimdi Memleket Partisi meclis üyesinin mecliste bir sorusu oldu. Bir söz alımı oldu ve bununla ilgili birçok olay gelişi sonrasında. Şimdi olayı şöyle bir özetlemek lazım vatandaş bilmediği için. Daha önce Seferihisar Belediyesi'nden gelmiş bir talep vardı. Daha önce bize Kocaçay Caddesi'ne Mustafa Karabulut ismi verelim diye. Şimdi Mustafa Karabulut Seferihisar'ın ilk gazetecisi ve bir yıl önce vefat etti. Bizim de kurucu, derneğimizin kurucu başkanı, sevdiğimiz bir insan. Ama başka bir özelliği daha vardı. Kocaçay bölgesine yıllarca insanlar orayı atıl görüp çöp dökerken, moloz dökerken bir gazeteci olarak bunun mücadelesini verip oraya bunun yapılmasını engelleyen adamdı Mustafa Karabulut. Sonrasında da Büyükşehir Belediyesi, ta Aziz Kocaoğlu döneminden başlayarak Kocaçay Projesi diye başlattı. Yavaş yavaş yapılıyor. Bayağı da yol aldılar. Şu an orada güzel bir şey çıkacak. Daha önceki mecliste, bundan önceki mecliste, yani bundan önceki derken 2019-2024 yılları arasındaki mecliste hukuk komisyonu numaratajların değişmesi gerekiyor diyerek bu talebi reddetti. Ermeni bir yazarın, bu arada Ermeni olması önemli değil, sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Ermeni bir yazarın Karşıyaka'da bir sokağa adının verilmesi ne hikmetse geçti ama Mustafa Karabulut'un ismi geçmedi. O dönemdeki meclisteki bazı arkadaşların niye Büyükşehir Belediyesi ile yakın ilişkilerde olması ve onların istememesinden dolayı bu işin komisyondan ve meclisten hukuk komisyonuna gönderilip hukuk komisyonunda geçmediği anlaşılınca yeni dönem için biz dernek olarak bir kere daha başvuruda bulunduk. Ve şöyle bir inadımız da olmadı. Yani biz Kocacay Caddesi'ne kesinlikle Mustafa Karabulut'un adı verilecek, verilmezse olmaz gibi bir isteğimiz olmadı. Dilekçemizi verdik. Birkaç arkadaş hatta aradı, olayı sordu. Numaratajlarla ilgili sıkıntılar olabileceği yine söylendi. Bir rekreasyon alanına veya bir yere isim verilebilir dendi. Hani biz de dedik zaten inatla caddeye verilsin diye bir derdimiz yok. Bu bir teklif ama ya burası zorlar bizi ama buraya verelim denebilirdi. Buraya kadar her şey normal gitti. Sonra Çağatay arkadaşımız birinci mecliste işte Zübeyde Hanım'ın adı verilsin. Bazı isimler söyledi. O isimler verilsin. Hani bir anda Atatürkçü oldu. Çünkü biliyorsun kendisi eskiden AK Parti'nin ilçe yöneticisiydi. Bir ara ilçe başkanlığı yaptı. Şimdi o dönemde mesela Çağatay'dan ilçe başkanlığına vekillik yaptığı dönemde AK Partili meclis üyelerine söyleyip de böyle bir teklif gelmedi belediyeye. Zübeyde Hanım, Atatürk'ün yakın arkadaşları, sevdiği insanların ismini şuraya verelim tarzı bir teklif gelmedi. Hem AK Parti'de yöneticilik yaptığı dönemde hem de ilçe başkanlığı yaptığı dönemde. Bu akıl hocalarının ona söylediği böyle bir karşı teklifle git dedi. Ama o kadar garip ki. Yani bu tarafta Mustafa Karabulut, bu tarafta Zübeyde Hanım varmış gibi. Yani zaten bu Mustafa Karabulut'a yakın isimler Zübeyde Hanım'a sen ve senin gibilerden daha fazla sahip çıkmıştır bugüne kadar. Bu konuda biz zaten biliyoruz hepimiz kendimizi. Ama yapıldı böyle bir hamle. Tamam, hay hay dendi. Biraz herkes sineye çekti. Onunla ilgili de bir haber yapıldı. Ona karşı bir haber yapıldı. Ve gerçekten yani ortam aslında yumuşadı, öyle söyleyeyim size. Ne yapılacak? Tamam, bir yere verilsin. Sonra maksadını aşan bir şekilde ona yapılan bir haberden dolayı klasik o zihniyet ve kafa geçmişten, şimdiki Memleket Partili olsa bile kafa geçmişte kaldığı için, hani her şeyi yapabileceklerini zannettikleri için kalktı saçma sapan mecliste kalkmış bir talepte bulunmuş. Ama dediğim gibi önce bu talepte bulunabilmek için üzerindeki o gömleği çıkarıp çıkarmadığını göstermek için birincisi üslubunu değiştirmen lazım. İkincisi de geçmişten
geçmişte AK Parti ilçe başkanlığı ve yöneticiliği yaptığın dönemde böyle bir önergenin olup olmadığını vatandaşa bir ispat etmen ya da anlatman lazım. Ya da yapmadıysan o gün niye aklına gelmediğini, bunu neden arkadaşlarına söylemediğini söylemen lazım. Çok saçma sapan bir şekilde atamızın annesinin ismini, yani bu gol attık düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ama o ve onun akıl hocaları, dedim her zaman söylerim, dama oyuncusudur. Satranç oyuncusu değildir. O yüzden iki hamle düşünürler en fazla. Yani bunun yolu bu değildi. Bu uslup da değildi. Meclise karşı yapılan, orada başkana karşı, belediye başkanına karşı senli benli konuşma da var. Bu da rahatsız edici bir durum. Özünde yani Çağatay birinin gazına geldi diye düşünüyorum ben. Görüşmedim kendisiyle. Yani bu konuyla ilgili açıkçası telefon açmadım ama yani orada medya ile ilgili kullandığı uslubu da beğenmedim. Yok bilmem ne kom, yok bilmem ne sitesi falan diyerek. Yani arkadaşlar, daha düne kadar buralara çıkmak için takla atıyordunuz. Ya sen atmıyorsan senin yanında başka birisi atıyordu. Takla atıyordunuz. Yani bu medyaya savaş açıp kazanabilmiş bir adam görmedim veya bir kadın görmedim bugüne kadar ben. Anlamsız da toplumsal gerginlikler istemiyoruz. O yüzden bunu burada hani özetledim. Bilgi nezdinde özetledim. Herkes kılıcını kınına koyar ve düzgün bir şekilde hareket ederse iyi olur. Ama onun dışında başka bir yolu seçerse aynı şekilde karşılık alacaktır, yani bu çok net. Sürekli her şey zam geliyor abi, farkında mısın? Arda arda bombardıman şeklinde. Ben artık mürüvvet gerçekten ne ucuz ne pahalı. Benim artık fiyat algım yok. Yok değil mi? Bir şey pahalı mı ucuz mu bir tepki veremiyorum. Aynen. Yani geçen gün bir şey öğrendim. Öğrenciler bile İzmir'e, dershaneye veya herhangi bir kursa giderken gidiş dönüş 70 lira falan para ödüyorlarmış. Yani hemen hemen haftanın 2 günü, 3 günü gittiklerini düşünürsen bu bile ciddi bir para. Suya, elektriğe, doğalgaza, yani enteresan zamlar geliyor. Sigara sağlığa zararlıdır ama sigaraya zam geliyor. Alkole, tavsiye etmiyoruz kimse alkol kullanmasın. Bunları söyleyelim. Kamu spotu gibi oldu. Ben artık böyle şey, gerçekten hayatımda hiç ekmek fiyatını bilmediğim zaman olmazdı. Çünkü ekmek de çeşitlendi ya. Farklı evet. Farklı ekmekler var. Ben artık ekmek fiyatını da bilmiyorum gerçekten. İşte bir yere mesela mevsimsel bir şey, karpuz alacaksın. Şu fiyat diyor adam, veriyorsun alıyorsun. Hani kıyaslayabileceğim bir şey yok. Ya bu pahalı mı? Pahalı mı satıyor? Ucuz mu satıyor? Uygun mu aldım? Hiç o an cebindeki parayla eşdeğer bu. Yani ne diyeyim, anlattık kaç program, 3 programın üst üste Maliye Bakanı ile ilgili burada fikirlerimizi söyledik. İşte şimdi enflasyonu düşüreceğiz, vatandaşı rahatlatacağız derken işte %46'nın üzerinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, yani eski Başbakan, Milletvekili, Milletvekili emeklisi gibi insanlara zam yapıp emekliye ve asgari ücretliye sıfır zam vermeye çalışan, senin vergilerini toplamak için uğraşan ama o büyük şirketlerin büyük vergilerini silen, bununla da ekonomiyi düzelteceğini söyleyen bir bakanımız var. Yersen. Yersen. Yani o yüzden de artık ben zamlara şaşırmamakla beraber, vatandaş eskiden tepki gösterirdi. Şu an emekli gösteriyor sokakta. Vatandaş da gösteremiyor çünkü algılayamıyor. Senin demin dediğin gibi algımız kapandı. Çünkü bir şeye pahalı diyoruz, sonra tekrar zamlanıyor. Pahalı dediğimiz aslında ucuz kalıyor. O gün ucuzmuş diyorsun. Aynen, o gün ucuzmuş aslında diyorsun. Bir şey vardı geçen paylaşmışlar. Ülkede aslında 80 olup 40 gibi görünen iki şey var diye. Biri Ajdar Pekkan, biri de enflasyon. O yüzden ben bu yeni sistemle de ekonominin düzeleceğini falan düşünmüyorum. Dışarıdan gelecek parayla, yani başkalarına bağımlı parayla yine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü satacak da çok da fazla bir şey de kalmadı açıkçası. Ha, demin o şey meselesi de bak, aslında hem ekonomiyle hem demin o bozkurt meselesiyle de alakalı. Petrol ofisi vardır mesela bizim, kurt sembolü olan. Evet. Türkiye'nin en büyük, aslında 1940 senesinde kurulmuştur o. 1940 senesinde kurulan petrol ofisi sonradan özelleştirip satıldı biliyorsun. Hem de bu Bozkurt'la ilgili çok duyarlı olduğunu söyleyen arkadaşlar tarafından satıldı. Kime biliyor musun? Bugün maç yapacağımız Hollandalı şirketi. Al sana hem ekonomi hem şey. Bir arada. Aynen. Son soruma geçiyorum ben.
Seferihisar'da meclisin aldığı kararla havai fişek atılması yasaklandı. Bu arada Kaymakam Bey şeyi söyledi, dedi ki havai fişekten dolayı değil dedi Çiçek Adası'ndaki yangın. Çünkü muhtemelen itfaiye falan gidip bakmıştır, orada bir mangal tarzı herhalde bir şey yakıldı, orada onun sıçraması sonrası. Tabi bu arada Çiçek Adası bir taraftan da özel mülkiyet olduğu için sahiplerinden izin alınıp ağaçlandırılacak, onu da söyleyeyim. İşte bu havai fişeklerin biliyorsun hayvanlara, doğaya da zararı var. Yani sen orada 5 dakikalık bir keyif süreceksin diye, o ışık şölenini izleyeceksin diye etrafta bir yerlerde yangın çıkarabiliyorsun. Hele ormana yakınsan bunu yapabiliyorsun. Sonrasında ahvah yapıyoruz. Ben o yüzden çok destekliyorum. Hatta keşke bunu dile getirseydim diye düşündüm. Gecenin ikisindeki düğün konvoylarından da artık illallah ettim. Yani gittiniz, eğlendiniz, evlendiniz, birbirinize evet dediniz. Düğün bitti, herkes dağıldı, evinize dönüyorsunuz gece 2-2.30. Yani sen evleniyorsun diye ben senin gürültünü çekmek zorunda değilim. Havai fişek kararını destekliyorum. Çok, bence çok iyi alınmış bir karar. Galiba bu anlamda meclis üyesi Ceren Türer'in bir öncülüğü olmuş. Ceren Hanım'ı da tebrik ediyorum. Ama lütfen bunun yanına belli bir saatten sonra korna çalınmaması, gürültü yapılmamasını da koyalım. Hadi ben o an için rahatsız oluyorum ama dediğim gibi benim yan dairem çocuğunu uyutuyor mesela. Ve o sesle o çocuğun uyanmaması mümkün değil. Bir başkasının hastası olabilir, rahatsız olabilir. Birisinin evinde birisi ölmüş olabilir. Biraz buna saygı duymak lazım. Biz böyle bir toplumduk. Buna tekrar dönelim. Görgü kuralları da bunu gerektirir. Gecenin saat 2'sinde 2.30'unda korna çalarak geçemezsin, geçmemelisin. Hadi sen öküzsün, bunu düşünemiyorsun. Birileri en azından sana söylesin bunu da bir yaptırımı olsun, bir cezası olsun. Bu arada şeyin cezasını biliyor muyuz canı? Havai fişek atmanın cezası belirlendi mi? Para cezasıdır muhtemelen karşılığında. Para cezası abi. Neyse, ne kadar olduğu önemli değil. Yani para cezası ama işte ikinciyi atarsa falan. Çünkü işletmeler bunu yapıyor muhtemelen. Kafasına göre evlilik teklif edenler, aşkını ilan edenler yapıyor falan. Bunlar hep kontrolsüz. Yani kontrolsüz drone uçuramıyorsun. Belgen yoksa drone uçuramıyorsun ama havai fişek atabiliyorsun. Yani drone'da en fazla çekmemen gereken bir yeri çekersin, silerler. Çözüm var yani, emniyet alır, evet. O görüntüyü siler ama bunun bir şeyi de yok. Attıktan geri sonra dönüş. Bir yere aynen düşüp yaktığında geri dönüştü. Belediyenin aldığı kararı destekliyorum, Ceren Hanım'ı tebrik ediyorum ama eksik. Devamının gelmesi lazım. Çok teşekkür ederim hem cevapların için. Ben de hem sana hem de Caner'e teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Görüşmek üzere.